Merhaba, bu videomuzda eş açıları nasıl çizebileceğimizi öğreneceğiz. Bunu yaparken elimizde tabii ki bir kalemimiz, kurşun veya mürekkepli olması fark etmez. Evet, burada bir adet cetvelim var ancak bunu ölçüm yapmak için kullanmayacağım. Sadece düzgün çizgiler çekebilmek için kenarını kullanacağım. Dolayısıyla çizgeç gibi elinizde kenarı düz olan herhangi bir şey varsa düzgün çizgiler çizebilmek için onu da kullanabilirsiniz. Ve bir de pergel denilen şöyle bir alet kullanacağım. Birazdan benim de kullanacağım enteresan gözüken bu alet, istediğiniz yarı çapta kusursuz çember veya çember parçası olan yay çizmenizi sağlıyor. İğnesinin ucunu kağıdınıza bastırıp şu şekilde kalemli olan kısmıyla ister bir yay isterseniz de tam tur çevirerek çember çizebiliyorsunuz. Şimdi gelin önceden çizmiş olduğum şu açıyla başlayalım. Bu açıya eş bir tane açı daha çizmek istiyorum. Oluşturacağımız ikinci açımızın köşesi diyelim ki şurada olsun. Sonra hadi bu köşeden başlayan açının kollarından birini de rastgele yönde çizelim. Biliyorsunuz eş açıların yönleri aynı olmak zorunda değil. Bunu da vurgulamak için yeni açımızı farklı bir yönde yapmak istiyorum. Diyelim ki şöyle olsun. Tamam. Bu açımızın ışınlarından biriydi. Şimdi bizim yapmamız gereken soldaki açıya eş olabilmesi için burada ikinci ışının nasıl olması gerektiği, evet bunu çözmek. İşte bu aşamada elimizdeki pergel devreye girecek. Pergelimin destek iğnesini orijinal açımızın köşesine yerleştiriyorum. Sonra iğnenin yerini kaydırmadan pergeli çevirerek pergelin diğer kolundaki kalemle bir yay çiziyorum. Pergelin özelliği destek iğnesinden kaleme olan mesafeyi sabit tutması, yani yarı çapımız sabit. Gördüğünüz gibi merkezden aynı uzaklıktaki noktalardan oluşan bir yay elde ettik. Bu yay açının kollarıyla bakın iki defa kesişiyor. Bu iki noktaya B ve C, şuraya da A noktası diyelim. Şimdi pergelimizin kollarıyla oynamadığımız için buradaki yarıçap uzunluğu pergelde hala duruyor. Tabii hemen buraya açı çizmemizi beklemeyin. Bununla sadece soldakiyle aynı yarı çapta bir yay elde edeceğiz. Tabii isterseniz tam bir çemberde çizebilirsiniz. Size kalmış. Bence bu kadar yay yeterli. Oluşan kesişim noktasına D ve şu başlangıç noktasına da E diyelim. Şimdi üçüncü noktamız olacak olan F noktasını bu yay üzerinde nereye koyacağımı bulmam lazım. Ama rastgele koyamayız çünkü oluşacak açımızın soldakiyle eş olmasını istiyoruz. Şimdi pergelimizi tekrar elimize alalım ve B ile C arasındaki uzaklığın ne kadar olduğunu anlayalım. Evet, pergelimizin iğnesini C noktasına getirip pergelimizin açıklığını kısarak kalemin ucunu B noktasına gelecek şekilde ayarlıyoruz. Şu anda pergelimde bu kadarlık bir uzaklık ayarlı. Şimdi iğneyi D noktasına koyarak D'den aynı uzaklıktaki noktaların oluşturduğu bir yay çiziyorum. Sanırım şimdi ikinci ışını nereye çizeceğimi tahmin etmeye başladınız ama önce şurayı da bir isimlendireyim. Eğer şu kesişim noktasına F noktası dersem ikinci ışınım E'den başlar ve F noktasından geçerek... Bir saniye, sanırım F'yi ıskaladım. Bunu daha dikkatli çizebilirdim. Neyse, evet ikinci ışının böyle bir şeye benzer. İlk çizdiğim kısa çizgiyi görmezden gelin olur mu? Baksanıza, tükenmez kalem kullandığımdan silemiyorum da. Size kurşun kalem kullanmanızı tavsiye ederim. Kurşun kalem kullanmayınca işte başınıza bunlar gelebiliyor. Peki, şimdi bu açıyla buradaki açının birbirine eş olduğunu nasıl bileceğiz? Yani sağlamasını nasıl yapacağız? Bunu yapmanın bir yolu, BAC üçgeni, BAC üçgeniyle ne diyelim, DFE üçgenini karşılaştırmaktır. Şimdi ilk yayı çizdiğimizde AC uzunluğu ile AB uzunluğunun eşit olduğunu biliyorduk. Bunlara birer çentik atalım. Sonra pergelin yarıçap açıklığını aynı tutup buraya gelmiştik. Dolayısıyla EF ile ED uzunluğu da aynı olur. Sonra pergelin yarıçap açıklığını ayarlayıp B ile C arasındaki
arasındaki mesafe ile F ile D arasındaki mesafenin aynı olmasını sağlamıştık. Bunlar için de çift çentik attık. BC uzunluğu ile FD uzunluğu birbirine eşittir. Ve bakın bu iki üçgen kenar 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 eşliğinden birbirlerine eşler. Dolayısıyla aynı kenarı gören açıları da birbirlerine eşit olmalıdır. A ve E açılarının her ikisi de çift çentikli kenarı gördüklerinden birbirine eşittir. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere.